Sağlıklı günler sevgili izleyenlerimiz. Akit TV ekranlarından, Sağlık Vakti programından hepinize merhabalar. Sevgili izleyenler, bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Ve çok değerli bir konuğumuz var. Aynı zamanda hastanemizin de yöneticisi ve çocuk cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Aytekin Kaymakçı. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sevgili izleyenlerimiz, bugün sizlerle çocuk cerrahisini konuşacağız. Çocuk nedir'den başlayacağız hatta muhabbetimize değerli hocamızla. Çocuk cerrahisi hangi hastalıklarla ilgilenir ve ayrıca çocuklarda kasık fıtığı, inmemiş testis rahatsızlıkları, hipospabias olarak bilinen halk arasında peygamber sünneti, alttan işeme diye de tabir edilen hastalıklar, sünnet operasyonuyla alakalı bilgileri inşallah önümüzdeki dakikalarda sizlerle paylaşıyor olacağız programımızda. Değerli hocam, çocuk nedir dediğimiz zaman şimdi özellikle uzmanlık alanınıza bakan tarafı açısından sormuş olayım. Ve ardından da çocuk cerrahisi hangi hastalıklarla ilgilenir? Bununla başlayacağız. Ama daha da önemlisi şu an önemli bir kurumdayız. Zira bir sağlık bilimleri üniversitesindeyiz. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok kıymetli bir kurum. Gelmeden önce biz öncesinde gezmekte kısmet oldu. Evet. Ve birazcık da kurumdan bahsedelim. Nasıl bir mekanda bulunuyoruz? Cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin de adını taşıyor. Evet. Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi eski adıyla 2005 yılından önce sağlıkla dönüşüm programından önce PTT Hastanesi olarak biliniyor. Hı hı. 300 yataklı İstanbul'un Anadolu yakasında Ataşehir sınırları içerisinde 30 yoğun bakım yatağı olan, 250'ye yakın doktor uzmanı bulunan, asistan uzmanı bulunan, 16 dalda, branşta eğitim veren, günde yaklaşık 4500 ila 5000 hastaya bakan bir hastanemiz. Ve E5 karayolunda tam yanında bulunuyorsunuz. O bakımdan da bol miktarda tahmin ediyorum ki acil vakalarınız çok fazla geliyordur. Çok lokasyon olarak çok ortak noktada her yere yakın bir durumdasınız da bu açıdan da avantajlı bir nokta. Avantaj mı demek lazım gerçi hastane açısından ama. Hastalarımız için avantaj, bizim için de avantaj. E5 üzerine dediğiniz gibi ulaşımı kolay, rahat. Bizim bahçenin, hastanemizin bahçesinde bir özelliği var. Burası sit alanı. Yani ağaçlarıyla, çamlarıyla bir sit alanı. 180 bin metrekare alana yayılmış. Çok yer olarak çok güzel bir hastane. Belki İstanbul'un en güzel hastanelerinden birisi. Diyebiliriz. Gerçekten evet. Yeşillikler içerisinde, evet. Hele hele de içinde bulunduğumuz mevsimde sonbaharın o renk cümbüşü içerisinde çok bir güzel. Havadan hastaneye giriyorsunuz. Hastane havasının pek olmadığı bir hastane diyebiliriz. İnşallah tebrik ediyoruz. İnşallah. Çok güzel. Bizim bahçemizde aynı zamanda yürüyüş parkuru da var. Hekimlerimiz, personelimiz, sağlık personelimiz, hatta çevreden gelen hastalar ve hastanemizdeki hastalar, çevredeki insanlar bizim bu bahçe içindeki yürüyüş parkurunda da yürümekteler. Ne kadar güzel. Evet. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Bu cümleler bu hastane için kuruldu sevgili izleyenlerimiz. Çocuk cerrahisine geçelim hocam. Çocuk cerrahisi evet. Çok önemli. Zira aslında şunu da merak ediyorum. Biz anneler, babalar çocuk cerrahisiyle ki yayına başlamadan önce de söylemiştim. Bizim de ufaklıkların bu manada bir hikayemiz olmuştu. Bir rahatsızlığımız olmuştu. Onlar da yaşamıştık. Anne babaların böyle kıyamadığı, böyle anne babaların böyle böyle canlarını verecek olan evlatlarını ameliyat ediyor bu grup. Dolayısıyla hastalardan ziyade sanırım anne babalarıyla daha fazla bir muhabbet etmeniz, aynen, onları evet. rehabilite etmeniz bölümünüzün çok önemli bir kısmı. Neler yaşanıyor bu noktada? İsmail Bey, siz de çok iyi ifade ettiniz. Gerçekten biz bebeklerden, çocuklardan, tabii onlar dertlerini anlatamadığı için biz birebir anneden, babadan hastalarımızın şikayetlerini alıyoruz. Biz daha çok onlarla iletişim halindeyiz. Şimdi tabii çocuk cerrahisi Türkiye'de yeni bir branş. 1969 yılında Ege ve Hacettepe'de kurulmuş. 1982 yılında da ana bilim dalı olarak kurulmuş bir branş.
Türkiye'de bizim sayımız diğer branşlara nazaran az. Çocuk, önce şunu tabii belirtmek gerekiyor. Çocuk nedir? Yani çocuk 0 yaştan 18 yaşına kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu yaş sınırları içindeki bir dünyanın en güzel varlığı. Dolayısıyla biz onlarla ilgileniyoruz. Çocuk cerrahları, çocuk cerrahı ise 6 yıl tıp eğitiminden sonra bir 5 ya da 6 yıl ayrıca tıpta uzmanlık sınavı denilen bir sınav var. Ona giriliyor. Onu çocuk cerrahisini tercih eden hekim arkadaşlarımız bu dalda eğitim alıyorlar. Bundan sonra artık çocuk cerrahı uzman oluyorlar ve çocuk cerrahisi uzmanları da daha çok işte inguinal herni, kasık fıtığı dediğimiz hipospadias ürolojik vakalarda çok yaygın bir spektruma sahip aslında. 0 yaşından tutun, yani yeni doğan bir bebekten tutun 18 yaşına kadar kalp ve beyin haricindeki tüm ameliyatları yapabilen uzmanlardır. Uzmanlık. Evet. Evet. Ve bu açıdan da baktığınız zaman birçok rahatsızlıkla ilgilenmek durumunda kalıyorsunuz. Mesela bunlardan birkaç tanesinden bahsettik. Çocuk cerrahisi bunlarla beraber hangi hastalıklarla birebir ilgilenir? Çocuk cerrahisi inguinal herniler, kasık pıtığı dediğimiz inmemiş testisler, hipospadias dediğimiz peygamber sünnet dediğimiz yarım sünnet halk arasında bunlarla ilgilenir. Çocuk cerrahisi aynı zamanda yeni doğan döneminde, yeni doğanda oluşan doğumsal hastalıklarla ilgilenir. Çocuklardaki travmalarla ilgilenir, apandisitle ilgilenir, yanıklarla ilgilenir. Mide, bağırsak hastalıklarıyla ilgilenir, dalak, karaciğer hastalıklarıyla, safra yolları hastalıklarıyla ilgilenir, toraks cerrahisiyle ilgilenir, akciğer patolojileriyle ilgilenir, aynı zamanda baş boyun kitleleriyle ilgilenir, bunların içinde doğuştan gelen kistler, tümörler ve tiroid hastalıklarıyla ilgilenir ve ürolojik tüm vakalarla çocuk cerrahları ilgilenir. Evet. Peki bu noktada hocam özellikle sevgili izleyenlerimiz, ekran başında şu an bizi izleyen sevgili izleyenlerimizin çocuklarında bir kasık fıtığı rahatsızlığı varsa onlar birazcık daha dikkatli izlesinler. Zira bu hastalıkla alakalı bilgileri değerli hocamıza soracağız ve bu bilgiler sizler için de çok önemli sevgili izleyenlerimiz. Çocuklarda kasık fıtığı hocam öncelikle nasıl görülür? Anne babalar nasıl bir şikayeti olunca çocuğun özellikle mutlaka bir uzmana bunu danışmaları gerekir? Çocuklardaki kasık fıtığının belirtileri ve sıkıntıları nelerdir? Buradan başlayalım isterseniz hocam. Önce isterseniz kasık fıtığı nedir? Ondan başlayabiliriz. Yani nasıl oluşur? Kasık fıtığının oluşma mekanizması çocuk anne karnındayken testisleri oluşturan hücreler normalde böbreğin üst kutbunda başlar. Daha çocuk ilk aylarda. Böbreğin üst kutbunda başlayan testisi oluşturacak üreme hücreleri daha sonra çoğalarak testis dokusunu meydana getirir. Bu testis dokusu doğuma kadar belli bir süreçten geçer. Çocuk büyüdükçe bu testis dokusu da böbreğin üst kutbundan kasıklara hatta torbaya kadar iner. Bir yolculuktan geçer. Doğumdan önce bunun inmiş olması lazım. Bu yolculuğun tamamlanmış olması gerekiyor. Tamamladıktan sonra bu bir belli bir kanaldan geçiyor ve o kanalın kapanması gerekiyor. Bu sırada periton denilen bizim karın içi organları kaplayan bir zarı da beraberinde sürüklüyor. Ve testis skrotum denilen torbaya indikten sonra bu zar kapanıyor. Bu 10 tane de çocuktan 9 tanesinde kapanıyor ama bir tanesinde de açık kalıyor. Ve buradan karın içi organlar dediğimiz bağırsaklar, kız çocuklarında yumurtalıklar gene bağırsaklar, çocuk ağlamakla, ıkınmakla, çiş yaparken, kaka yaparken ıkınınca karın içi basıncı arttığı durumlarda kasık bölgesinde şişlik meydana geliyor. Evet. Daha çok bunu anneler, tabii ebeveynler bunu fark ediyorlar. Ve çocuk bebekken olan bu durum ebeveynin, anne babanın şikayetiyle
bize geliyor. Ha, bu daha sonraki ileriki yıllarda da ortaya çıkabiliyor. Fark edilmemiş de olabiliyor. Fark edilmesinde püf noktası hocam, çocuğun altını değiştirirken anne babalar ya kendilerince nasıl bir muayene etmiyor? Mesela kasıkta bir şişkinliği böyle illa göz görür mü onu, yoksa böyle bir dokunarak mı fark edilebilir? Ya da ağlarken bir meydana çıkıyor. Daha çok ağlarken, ıkınırken ortaya çıkan kasık bölgesinde gözde görülebilecek duruma gelebiliyor. Çok küçük fıtıklarda fark edilmiyor. Çocuk huzursuz oluyor. Bir çocuk cerrahı ya da bir çocuk uzmanı tarafından muayene sırasında muayenede fark edilebiliyor. Bu açıdan eğer çocuğunuzda kasık bölgesinde sevgili izleyenlerimiz bir şişlik, bir normalin haricinde bir görüntü şahit olduysanız burası önemli bir bilgi. Daha sonra fark edilme durumunda iş işten geçmiş mi oluyor hocam? Orada neler yaşanıyor? Şimdi tabii geç gelen durumlarda ya da bazı durumlarda o bağırsaklar oradan girdiği için, o kasık kanalına girdiği için oradaki kanalın daralmasından dolayı, sıkıştırmasından dolayı eğer oraya bağırsak girmişse bağırsak düğümlenmesi denilen halk arasında ya da sıkışması denilen bir durum ortaya çıkabiliyor. Eğer bu kız çocuksa, kız çocukta varsa yumurtalık sıkışabiliyor. Bu durumda eğer içeri girmezse sıkışıp bağırsakların ya da overlerin dediğimiz şu yumurtalıkların kaybına kadar gidebilen durumlar söz konusu olabiliyor. İşte bunun olmaması için görüldüğü zaman çok acil değil ama acele yapılan bir hafta 10 gün içinde yapılması gereken bir müdahaleyle bu ortadan kaldırılabiliyor bu risk. Nasıl bir müdahaledir hocam? Ağır bir müdahale midir? Yok. Ne kadar sürer? Çocuğu çok etkiler mi? Çok ağır bir müdahale değil. Günübirlik ameliyatla bu yapılıyor. Hasta aç karnına geldiği zaman sabah hafif bir genel anestezi altında ameliyata alınıyor. Ameliyattan sonra bir iki saat sonra zaten çocuk ağızdan başlayabiliyor. Ve 2-3 saat sonra da hasta evine çok rahatlıkla bir şekilde taburcu edilebiliyor. Çok günübirlik, göreceli olarak basit, kolay bir ameliyat. Evet. Bu yüzden anne babaların da gözleri çok korkmasınlar. Rahatlıkla gerçekleştirilenler ve evvelallah da şifasının kolaylıkla sağlanabildiği bir rahatsızlık çocuklardaki kasık fıtığı yalnız ihmal edilmemesi çok önemli. Sevgili izleyenlerimiz, zira az önce değerli hocamızın da bahsettiği gibi çok daha büyük rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Beraberinde hocam inmemiş testis konusuyla alakalı da izleyenlerimizi bilgilendirecek olursak, inmemiş testis hastalığı diyecek olursak bunun adına önce bir tarif edelim. Nedir? İnmemiş testis, testislerin torbada olmaması durumudur. Az önce bahsettiğim gibi testisler anne karnında bebek büyürken böbreğin üst kutbunda olan testis hücreleri testis dokusunu meydana getiriyor ve belli bir yolculuktan geçiyor. Ve doğumdan önce, 2 ay öncesinde karın alt bölgesine yerleşmiş oluyor. Son 2 ay dönemde de testisin kası kanalından geçip torbaya inmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda kız çocuklarındaki yumurtalıklar da öyledir. Kız çocuklarında yumurtalıklar karın alt bölgesinde kalırken erkek çocuklardaki testis kası kanalından torbaya yerleşmiş oluyor. Ve torbaya yerleştikten sonra da bu kanal kapanıyor. Kapanması az önce belirttiğim gibi kasık fıtığı oluşuyor. Testis eğer bu yolculuk sırasında karın içinde ya da kasık bölgesinde takılır kalırsa, bu hormonal nedenlerden olabilir ya da karın içi başka patolojilerden, hadiselerden olabilir. Testis yolculuğunu tamamlayamamış, karın içi ya da kasık bölgesinde kalmıştır ve torbada olmadığından dolayı buna biz inmemiş testis diyoruz. Hocam inmemiş olması ne açıdan önemli? Zira ne zaman bunu fark edilince neler yapmak gerekiyor? Fark edilmezse ne olur? Evet. İnmemiş testisin inmemesinin, testisin torbalarda olmamasının iki tane komplikasyonu var. Bildiğiniz gibi yani testis normalde üremeden sorumlu bir organ. Sperm yapımında gerekli olan bir organ. Spermlerin oluşabilmesi için, normal şartlarda oluşabilmesi için
normal vücut ısısından 1-2 derece daha düşük ısıda olması gerekiyor. O yüzden torbalar vücut ısısına göre, kasık bölgesi ve vücut ısısına göre 1-2 derece daha soğuktur. Eğer inlemiş testis kasık bölgesinde ya da karnın içinde kalırsa bu vücut ısısından etkileniyor. Etkilenince testis dokusunu oluşturan sperm hücreleri yapımı duruyor ya da ileriki dönemde kansere neden olabiliyor. İki tane dediğim gibi komplikasyonu var inmemiş testisin en önemli komplikasyonu. Birincisi infertilite dediğimiz kısırlığa neden olabiliyor ileri dönemde ve ikincisi de kansere neden olabiliyor. O yüzden inmemiş testis ameliyatlarını, tedavisini uygun zamanda mutlaka yapmak gerekiyor. Hocam inmemiş testisi aileler kendileri tespit edebilirler mi? Ya da zaten çocuk periyodik olarak bir çocuk doktoruna götürülüyor olması lazım. Ama bazen ailelerde bunu ihmal edebiliyorlar. Evet. Dolayısıyla inmemiş testisi aileler kendileri tespit edebilirler mi yoksa mutlaka anca hekim mi tespit eder? Şimdi şöyle tabii bizim rutin sistemik muayenemizde tüm hekimlerin sistemik muayene istediğimiz saç telinden tutun ayak tırnağına kadar muayene ederiz. Çocuk bebek doğduktan sonra. Ve testisleri de kontrol ederiz yerinde mi değil mi diye. Eğer bu doğumdan sonra normal muayenesi yapılan bir çocukta inmemiş testis varsa tespit edilir. Çok çok nadir. Belki atlanabilir, bilinemeyebilir. Bu durumda ya da hekim kontrolüne gitmemiş ailelerde bu görülebilir. Yani fark bilinmeyebilir, inip inmediği. Aile eğer tecrübeliyse, anne baba daha önce çocuklar olduysa ya da yakınlarına böyle bir telkin aldıysa torbasına bakabilir. Hatta bazen torba inmemiş testisi çocuklarda torba küçük olduğu için çıplak gözle bile fark edilebilir, şüphelenilebilir. Böyle durumda mutlaka bir hekime, çocuk cerrahına götürmelerinde fayda var. Bir de hocam oynak denilen yani zaman zaman karnına kaçabilen ya da yukarı karnına demeyeyim de yukarı kaçabilen testis durumu var. Burada da mesela bir cerrahi müdahale söz konusu oluyor mu ya da bunun farklı bir tedavisi mi var? Şimdi inmemiş testiste tabii retraktil testis diyoruz biz buna. Hatta halk arasında asansör testis de denilebiliyor. İnip çıkan testis olabiliyor. Onun da muayenede belli bir muayene yöntemleri vardır. Çocuğu çömeltirsiniz ya da sıcak bir ortamda yüzük onu yatırıp muayene edebilirsiniz. Elle muayene ettikten sonra hekim onu bu gerçek inmemiş testis mi yoksa inip çıkan testis mi bunu çok kolaylıkla fark edebilir. Çok uzun süre yukarıda kalıyorsa günün 12 saatinden fazla hep yukarıda kalıyorsa torbada değilse buna mutlaka ameliyatla testisi yerine tespit etmek gerekiyor. Bunun ameliyatı inmemiş testisin ameliyatı ne zaman yapalım? Yani bunun belli bir şeyi var mı? Evet var. Testisler normalde doğumda inmediği zaman da bir 4-5 ay süre içinde doğumdan sonrasında da kasıklara inebilir. Evet. Bu inme için biraz beklemekte fayda var. 6 ila 9 ay beklenir. Eğer 6-9 ay içinde inmezse kasa torbaya inmezse 1 yaş 9 ay ile 1 yaş arasında da mutlaka indirmek gerekir. İndirmediğimiz takdirde az önce bahsettiğimiz ileriki yaşlarda testis hücreleri, sperm hücrelerinin oluşumu gecikir, eksilir ya da kansere dönebilir. O yüzden bir yaş civarında mutlaka testisin indirilmesi lazım. Bu da cerrahi yolla indirilir. Bununla alakalı nasıl bir operasyondur? Bunları soracağım ama kısa bir ara vermemiz gerekiyormuş. Sevgili izleyenlerimiz, bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Aynı zamanda hastanemizin yöneticisi ve çocuk cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Aytekin Kaymakçı hocamızla birlikteyiz. Programımızda özellikle çocuk cerrahisi alanıyla alakalı bahsettik. Ardından çocuklardaki kasık fıtığına değindik. İnmemiş testisten bahsettik ve hala bahsetmeye devam ediyoruz. Az sonra inmemiş testisin nasıl ameliyatının nasıl yapıldığı, nasıl bir ameliyat olduğu süreciyle alakalı bilgilendirmelerimiz devam edecek. Kısa bir aranın ardından karşınızda olacağız.
Sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarında Sağlık Vakti programında beraberliğimiz devam ediyor. Bugün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sizlere sesleniyoruz. Aynı zamanda hastanemizin yöneticisi ve çocuk cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Aytekin Kaymakçı hocamızla beraberliğimiz sürüyor. Programımızın birinci bölümünde çocuklardaki kasık fıtığından bahsettik. İnmemiş testislerle alakalı operasyonlar, belirtileri, bunlarla alakalı bilgiler paylaştık. Sizlere tavsiyemiz, özellikle çocuklarınıza böyle bir rahatsızlık varsa programımızın birinci bölümünü tekrar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Zira programımız yayınlandıktan hemen sonra Akit Televizyonu'nun YouTube kanalında programımız hemen yükleniyor. Tekrar buradan izleyebiliyorsunuz. Bunun da hatırlatmasını yapmış olalım. Hocam, inmemiş testislerin ameliyatına gelmiştik. Evet. Nasıl bir ameliyattır? Ağır mıdır? Hasta ne kadar sonra kendine gelir? Hasta dediğimizde sonuçta 1 yaşındaki bir çocuktan da bahsediyoruz. Evet. Hatırlar mı mesela çocuk bu daha sonra büyüdüğü zaman buradaki yaşadıklarını? İnmemiş testis ameliyatları günübirlik bir ameliyat. Sabah hasta gelir, aç karnına gelir. Deneyimli bir anesteziyolog tarafından hasta genel anestezi altında uyutulur. Tek taraflı ve çift taraflı ise, bazen çift taraflı olabiliyor inmemiş testis. Normal süreci içinde ameliyat yapılır. Postop dönem dediğimiz bizim ameliyat sonrası dönemde 2 saat sonra hastaya biz ağızdan besleriz hastamızı. Ve 2-3 saat sonra da biraz gözledikten sonra da aynı gün içinde taburcu ederiz. Hı hı. Peki hocam, sonuçta bu hastalarımız bezli hastalar. Bez evet. Bağlanıyor. Bu açıdan baktığımız zaman sonuçta bu alanda bu bezin içerisinde kalıyor ameliyat şeyi. Ameliyat sonrasında anne babalar nelere dikkat etmeliler? Şimdi sorunuzun cevabı biraz yarım kaldı. Bu çocuklar bunu hatırlarlar mı? Evet. Son gelişen teknolojilerle şu andaki ilaçların, anestezi de verilen, genel anestezi altında verilen ilaçların bu tür hastanın bu tür travmalarını unutacak ya da hatırlamayacak düzeyde gelişmiş teknolojilere sahip ilaçlar üretilmiştir. Dolayısıyla bebek bunu hiçbir zaman hatırlamaz. Bezli duruma gelince tabii anneler buna dikkat etmesi gerekiyor. Sık sık bez, en az bir 3-4 gün, bir hafta boyunca bezlerini tabii çocukların sık sık değiştirmeleri, bakmaları gerekiyor. Ama enfeksiyon oranı bunlarda çok çok nadirdir. Eğer anne bu konuda titizse ve çocuğuna sık sık bakıyorsa, ihmal etmiyorsa daha doğrusu, hı hı, herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmaz. Yani herhangi bir enfeksiyon durumu olmaz. Olmaz. Peki hocam, yaklaşık normal hale gelmesi bir haftalık bir süre. Bir hafta içinde tamamen çocuk yarada iyileşmesi de olur. Hı hı. Herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Ama bunu inmemiş testisi ameliyattan sonra bir 3-4 yıl, belki biraz daha fazla, belli periyotlarla mutlaka takip etmekte yarar var. 6 ayda bir, senede bir mutlaka çocuk cerrahisine, uzmanına götürmek gerekiyor, takibini yapmak gerekiyor. Bunun sebebi nedir hocam? Hocam, bunun sebebi şudur: testis indirilmesine rağmen bazen atrofi dediğimiz tamamen erime sürecine de girebilir. Hı hı. Bundan dolayı eğer erime sürecine girdiyse, küçüldüyse, daha sonra bu kansere dönüşmesin diye bunu takip etmek gerekiyor. Bazen yukarıya kaçabilir. Yani bu tür komplikasyon da olabilir. Eğer yukarı kaçan testis varsa erken dönemde tekrar reoperasyon dediğimiz ikinci operasyonun da aşağı indirilmesi gerekiyor. O yüzden takip önemli. Hocam, burada ameliyata tekrar geri dönecek olursak, kesisi ne kadar olan bir şey? 1-2 santim bir kesiyle gayet bir ameliyat yapılır. Kasık bir de bölgesinden bir torba bölgesinden. 1-2 santim kesiyle hem kasık bölgesinde hem de torbada bu ameliyat yapılabilir. Bu laparoskopik yöntemle de yapılabilir. Son dönemde de laparoskopik yöntemle de bu yapılmaktadır. Peki hocam, oldu da fark edilemedi. Çocuk 5-6 yaşına geldi. Evet. Meğersem inmemiş testisi varmış. Evet. Ki bahsetmiş olduğunuz tehlikeler var. Yani evet, karın içerisinde kalması, vücut ısısından etkilenmesi, buralar önemli. Ama olduysa bu çocuğun artık gelecekte çocuğu olmayacak demek midir? Nedir? Neler yaşanabilir orada? Şimdi tabii inmemiş testis tek taraflıysa, bir testis eğer 5-6 yaşında fark edildi ya da ileri yaşlarda fark edildi ise, ameliyatta
bir bakılır. Eğer testis dokusu normal boyutlarda hafif küçülmüşse bu testis indirilir. Eğer çok küçükse, artık bu testisi indirilse de herhangi bir fonksiyon görmeyecek durumdaysa da o kalan parçalar çıkarılır. Diğer testis o olmayan testisin görevini üstlenerek normal fertilite dediğimiz üreme fonksiyonlar devam eder. Onda bir herhangi bir problem olmaz. Peki hocam, eğer ki ameliyattan sonra küçülme durumu olmuşsa ya da tedavi edilmesi gerekiyorsa ne tarz tedaviler burada uygulanıyor? Ameliyattan sonra takipler sırasında ultrasonla takip edilir. Çok küçülmüşse o testisin oradan çıkarılması gerekiyor. Eğer kaldığı takdirde orada kalan çok küçük testis dokusu kanser hücresine dönebiliyor. Diğer testisi de etkileyebiliyor. Yani o testisten salınan daha doğrusu vücut hücrelerinin o testis dokusuna verdiği reaksiyon kan yoluyla diğer testiste, biz buna otoimmün bir hadise diyoruz. Diğer testisi de olumsuz yönde etkileyerek diğer testisi de etkiler. Ve o yüzden o uzun süre kalmasın diye o testis dokusu oradan çıkarılır. Çıkarılması gerekiyor. Peki hocam, bildiğim kadarıyla hormon tedavisi uygulanıp da mevcut biraz ufak kalmış olan testisin diğeriyle aynı seviyeye getirilmesi gibi uygulamalar. Bunlar ne derece ya da hangi aşamada yapılıyor? Eskiden tabii inlemiş testis ameliyatta alternatif olarak hormon tedavisi de yapılıyordu. Ama son zamanlarda bu hormon tedavisinin hiçbir zaman faydası olmadığı görüldü. Dolayısıyla bu önemli. Biz hiçbir zaman bir çocuk cerrahı uzman olarak biz tavsiye etmiyoruz. Yani yapan kişiler olabilir, yapılabilir. Ama rutin hormon tedavisi kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Bu bilgi de önemliydi. Evet, evet. Sevgili izleyenlerimiz, inmemiş testisle alakalı çocuklarımızda, özellikle erkek çocuklarda görülebilen bir hastalık ve bu konuda eğer tam da bugünlerden geçiyorsanız, böyle bir operasyon olacaksa evladınızla alakalı, bu bilgiler sizler için çok önemliydi. Evet. Hocam, halk arasında peygamber sünneti olarak da, yarım sünnet olarak da bilinen bir rahatsızlık var. Hipospadyaz. Hipospadyaz, evet, halk arasında yarım sünnet, peygamber sünnet, yapışık tarzında tabir edilen bir şey vardır, hastalık vardır. Normalde idrar penisin ucunda bir delikten yapılır. Bu hipospadyaz dediğimiz alt tarafına işeme durumunda bu idrar deliği penisin ucunda değil de biraz daha aşağı taraftadır. Bu 1-2 santim aşağıda da olabilir. Şeye kadar, skrotuma kadar, hatta perineye kadar dediğimiz daha alt kısımlara kadar da bu delik olabilir. Bunun hafif ve ağır tipi vardır. Hafif tip de 1-2 santim ya da o bölgede olan şeylerde biz ona distal tip de diyoruz. Bu tür durumların ameliyatı daha kolaydır. Ağır tiplerin ameliyatları biraz daha, özellikle ameliyat tabi bunlar, daha ağır seyredebilir, komplike seyredebilir. Çocuklarda hormonal etkilerden, anne karnındaki hormonal etkilerden kaynaklandığı ya da annenin aldığı bazı ilaçlardan kaynaklandığı söylenmekle birlikte bu görüşe karşı çıkanlar da var. Bazen bu hipospadyaz penis eğri de olabilir. Bu delik idrar penisin ucundan ne kadar aşağıdaysa bu eğriliğin derecesi de o kadar fazla oluyor. Sıklığı o kadar fazla oluyor. Peki hocam, burada herhangi bir operasyon yapılmaması, yani bu şekliyle bırakılması mümkün mü? Çocuk büyüdüğü zaman ne gibi sıkıntılarla karşılaşabilir? Özellikle hafif olanlarla alakalı böyle tercihte bulunan aileler olabiliyor. Evet. Bu yüzden soruyorum. Daha çok kozmetik, eğer hafif tipte herhangi bir idrar yaparken herhangi bir zorlanma olmuyorsa, çünkü bu tür çocuklar daha çok oturarak işemeyi tercih ederler. Ve ayaklarına doğru işerler. İleriye doğru işemezler. Bu tür problemler olabiliyor. Bir de kozmetik açıdan, yapılmasında fayda var. Daha ağır, daha alt taraftaki hipospadyaz durumlarında da eğer de eğrilik de varsa
Bunların yanında sertleşme problemleri ileriki yaşamlarında da cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olabiliyor. Görülme sıklığı İnfertiliteye nedir hocam? Kadar neden olabiliyor. Görülme sıklığı nedir çocuklarda? Çok sık görülen bir şey. 300 doğumda bir görülebiliyor. 300 yani 300 doğumda bir çocukta hipospadiyaz değişik derecelerde görülebiliyor. Görülebiliyor. Peki hocam özellikle ağır seyreden bir rahatsızlığı varsa çocuğun birden fazla ameliyat olması gerekiyor mu? Tek ameliyatla çözülebiliyor mu? Tabii ağırlığına göre de mutlaka değişir. Şimdi, evet, hipospadiyasın şimdiye kadar tanımlanan 500'e yakın tekniği vardır, ameliyat tekniği vardır. Belki de en fazla ameliyat tekniği olan hastalıklardan bir tanesi hipospadiyastır. Şu ana kadar yapılan. Ağır ameliyatlarda birkaç aşamalı olabilir. Eğer eğrilik varsa önce eğrilik düzeltilir, idrar deliği daha sonra penisin ucuna getirilir. Bunda yama kullanılabilir ya da penisin kendi derisinden bir üretra dediğimiz idrar yolu, idrar kanalı, üretra kanalı oluşturulabilir. Bu tür ameliyatlar yapılıyor. Evet. Peki hocam bu ameliyatlarda yaş, ideal yaş hangi dönemde yapmak lazım? Evet, ideal yaş bu tür ameliyatlarda çocuğun cinsel gelişimini, daha doğrusu cinsel uzvunu keşfetme dönemi dediğimiz dönemden önce yapılması lazım. Çünkü bu dönemden sonra yapılan, bu dönem dediğimiz hangi dönem? 2 ile 6 yaş dönemi, fallik dönem dediğimiz cinsel kimliğini keşfetme dönemidir. 2 ile 6 yaş arasında yapılan penise müdahaleler, cinsel uzuvuna yapılan müdahaleler ileride psikoseksüel problemlere neden olduğu için mümkün olan 2 yaşından önce yapılmaz. 2 yaşından önce yapılması. En ideali yaş 2 yaşından önce. Önce tavsiye olunuyor. Sevgili anne babalar, bu bilgi de önemliydi. Özellikle hipospadiyaz rahatsızlığıyla alakalı bir durum varsa çocuğunuzu 2 yaşından önce mutlaka bunun tedavisiyle alakalı bir uzmana danışmanız önemli. Hocam bu operasyonlar yapılırken sünnet de gerçekleşiyor. Evet. Genellikle aileler hazır bir genel anestezi olmuşken tekrar bir sünnet için süreç yaşamayalım. Hatta bazılarında sünnet derisi zaten kullanılıyor. Dolayısıyla sünnet operasyonuna gelelim. Bir, bu işlemle birlikte yapılan sünnette herhangi bir sıkıntı var mı? Tavsiye eder misiniz? Nasıl bir işlemdir? Daha sonrasında normal, evet, sağlıklı olan çocuklardaki sünneti konuşalım. Bu tür ameliyatlarda hipospadiyazla hatta varsa bir çocuğun doğuşta fark edildiyse, teşhis konulmuşsa ailelere biz sünnet yaptırmamalarını öneririz. Çünkü bazen bu sünnet derisi bu hipospadiyaz ameliyatta da yama olarak, derisi yama olarak kullanılabilmekte. O yüzden biz sünneti hipospadiyazla önermiyoruz. Ameliyat sırasında zaten sünnet derisi de alınıyor. Bunu bırakanlar bir komplikasyon, fistül dediğimiz bir komplikasyon gelişirse daha sonra biz kullanılır tarzında bu tür bir yaklaşımı tercih edenler de var. Ya da sünneti sonra yaparız, önce hipospadiyaz ameliyatını yapalım, sünnetini sonra yaparız denilen yaklaşımlar var. Ama son zamanlarda benim de tercih ettiğim hipospadiyaz ameliyatıyla birlikte sünnetini yapmak, aynı seansta yapmak. Çünkü tekrar çocuk bir genel anestezi altına girmesin, tekrar aynı travma yaşamasın diye sünneti de birlikte yapmak. Peki hocam, sağlıklı çocuklarda sünnet operasyonunu konuşacak olursak, evet, en ideal ne zamandır? En ideal yaş, az önce de belirttiğim gibi hipospadiyazda cinsel uzvunu tanımama döneminden önce yapılmaz. 2 yaş ve öncesi. 2 yaş ve öncesi. Ha, bunun en ideali nedir? En ideali sünnetin 1 yaş, 1 ay ya da 2 aylık dönem. Çünkü bu dönemde lokal anestezi ile çocuk hiç fark etmeden lokal anestezi rahatlıkla yapabiliyorsunuz ve aynı gün içinde de taburcu gönderebiliyor, bezleyip gönderebiliyorsunuz ve iyileşme süreci de çok hızlı bir şekilde seyrediyor. Evet. Çocuk büyüdükçe bu tabii lokal anesteziyle yapma çok tabii sıkıntılı. Sıkıntılı bir süreç. Hele hele toplu sünnetlerdir. Ehil olmayan kişiler tarafından yapılan, sünnetçi dediğimiz halk arasında yapılan, bilinen kişiler tarafından yapılması ciddi kastrasyon ya da katastrofik, yani geri dönüşümsü olmayan durumlara neden olabildiği için çocuk cerrahları ehil kişiler tarafından yapılmasında fayda var. Ve
ileriki aylarda yapılan, 2 aydan sonra, 3 aydan sonra yapılan sünnetlerden mutlaka genel anesteziyle yapmak lazım. Çünkü çocuk psikolojik travmaya maruz kalmasın diye. Bir yandan da ameliyat esnasında sonuçta eli, ayağı sürekli çırpılıyor olacak. O da ayrıca bir tehlike oluşturuyor olacak. Peki sünnet operasyonunda az önce belirttiğiniz gibi gerek toplu sünnetler gerek sünnetçi sünnetleri açısından baktığımızda toplumumuzda da bu işin bir düğünü var. Ritüel anne babalar da bu açıdan önemsiyorlar. Ritüel çok tabii toplumumuzda örf adetten dolayı çok önemli bir durum. Hatta Osmanlı'da şöyle bir şey, şehzadelere düğün yapmazlarmış, sünnet düğünü yaparlarmış. Yani normal evlilik düğünü yapmazlarmış. Sünnet o kadar şaşalı, ritüel tarzında, törensel tarzda sünnetler yapılmış. Bizim toplumumuzda da bu gelenek, adet ve örflerden dolayı bu tür şey devam etmekte. Ekonomiye de katkısı sağlamaktadır. Yani tam bu noktada iyi bir şunu şey soracağım. Böyle tercih etmiş olan izleyenlerimize. Saygı duymakta evet. Ne zaman bu açıdan yani artık eğer, çocuk 5-6 yaşına gelmiş. Ne zaman ve hangi şartlarda ve neye dikkat etmek lazım? Bir kere hijyenik şartlarda yapılması lazım. Bu yaşlarda lokal sünnetlerden kesinlikle kaçınmak gerekiyor. Ev ortamında, başka ortamla, hastane dışındaki ortamlarda lokal olarak bu tür sünnetlerden kaçınmak gerekiyor. Dolayısıyla bunun hastane ortamında hijyenik şartlarda ve ehil kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Yapılması gerekiyor. Evet. Zira çocuğun burada yaşayabileceği bir psikolojik de travma ileride çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verebilir. Genel anestezi altında yapılması tercih edilir yani. Ki yani genel anestezi 5-6 yaşta bile ki şimdi sünnet hikayeleri anlatılır. İşte ağzına eskiden bir tane kumaş parçası verip vesaire de. Evet, bunları da dinleyen çocuk artık nasıl bir halet ruhuna girebilir? Evet. Bunun da tahminini gerçekleştirmiş. Şimdi tabii halkımız ebeveynler korkmasınlar. Yani artık anestezi teknikleri eskisi gibi değil. Çok gelişmiş cihazlar, anestezik ilaçlar ve yeterince ülkemizde anestezi uzmanları mevcut. Ve öyle ağır ameliyat, ağır anestezi de verilmiyor. Hafif anestezi, genel anesteziyle çok kolay bir şekilde hem çocuk mutlu, hem aile mutlu, hem hekim, yapan hekim açısından da kol daha rahat bir konfor sağladığı için genel anestezi altında yapılan sünneti tercih ediyoruz. Tercih etmek önemli. Evet. Sevgili izleyenlerimiz, artık her ne kadar bir sonbahar, kışa doğru geçtiğimiz şu dönemde çok tercih edilmese ama önümüzde yarı yıl tatili var. Birçok yarı yıl tatilinde bile Sultanahmet'te sünnetli çocuk görmek mümkün olabiliyor. Evet. Bu tavsiyelerimiz önemliydi. Zira çocuk cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Aytekin Kaymakçı hocamız çok önemli bilgiler verdi. Yayına katkı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Konuk sevgili izleyenlerimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeydik. Bugün aynı zamanda hastanemizin yöneticisi, çocuk cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Aytekin Kaymakçı hocamızla birlikteydik. Çocuklarda kasık fıtığını konuştuk. İnmemiş testis hastalıklarından, inmemiş testis rahatsızlığından bahsettik. Hipospadyas'tan bahsettik ki halk arasında peygamber sünneti olarak da bilinen bir hastalık. Sünnet operasyonunu konuştuk. Sünnet düğünlerine bile geldik neredeyse sevgili izleyenlerimiz. Bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Yine bir başka programımızda karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.